Yarışmacı karşılıklı yarışıyorlar. 3 ayrı kategoride yarışılacak. 8'er ortak konu başlıklı soru var ve bu soruları doğru yanıtlamak için önce cevap hakkı kazanmak gerekiyor. İşte böyle ışığın yanması. Her doğru yanıt 2 puandır. 3 ayrı kategoride 24 soru var. Yine 48 puan alınabilir. Efendim Antalya, Başkent ve Bursa sorularımız var. İçinde size Antalya sözcüğü geçen sorular soracağım. Hazırsanız başlıyorum hanımefendiler. Bir türüne de adını verdiği portakalıyla ünlü Antalya ilçesi F. F1. Filike. Doğru yanıt, kutluyorum. Türkiye'nin en uzun kum plajlarından biri olan Antalya'daki ünlü plajımız L. Lara. Lara, doğru yanıt, bravo. Fark kapanıyor. Kızıl Kulesi ve Damlataş Mağarası ile bilinen Antalya'nın turistik ilçesi A. A1. A2. A3. Anavur. Pazapanova. O Mersin'in yanıt gelmedi. Doğru yanıt alan ya olacaktı. Devam ediyoruz. 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde İklimler Filmi ile en iyi yönetmen ödülünü kazanan yönetmen. Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan, doğru yanıt. İskender Şelalesi de adı verilen Antalya'daki ünlü şelale D. Düden Şelalesi. Düden, doğru yanıt. Antalya Spor'un amigoluğunu da yapan, Türk sinemasının Güven soyadlı ünlü oyuncusu C. Coşkun. Coşkun tabii. Nasıl Coşkun? Diyemedim. Söylemiyoruz. Öne geçiyor turuncu masa. 1938 yılında Antalya'da doğan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı D. Deniz Baykal. Deniz Baykal tabii. Bravo. Antalya'da yer alan dünyaca ünlü tarihi açık hava tiyatrosu A. A1. Aspendos. Aspendos. Hiç bilemedim. Geriden geldi, öne geçti mavi masaya karşı turuncu masa. Şimdi başkent soruları geliyor, hazırsınız. Güney Kore'nin başkenti olan ve adı Kore dilinde de başkent anlamına gelen kent S. Seul. Seul, doğru yanıt, bravo. Başkenti Hattuşa olan ve sembolü güneş olan Anadolu uygarlığı H. Yozgat. H. Hitit. Hititler, doğru yanıt. Yozgat dediniz, kenti H'den sordum. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul fethedilmeden önceki başkenti E. Edirne. Edirne, doğru yanıt. Işığı oranın yandı. Önce davranmak gerekiyor. Eski adı Edo olan Japonya'nın başkenti T. T1. Tokyo. Tokyo, doğru yanıtıyla bravo. Öne geçiyor bir kez mavi masa yine. 1971 yılında Pakistan'dan ayrılan ve başkenti Dhaka olan ülke B. Bangladeş. Bangladeş, doğru yanıt. Adını Brezilya'nın başkentinden alan ünlü samba festivali R. Rio de Janeiro. Rio, doğru yanıtı, kutluyorum. Başa baş gidiyor yarış. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki dünyanın ikinci en büyük yüksek gökdeleni P. P1, P2, P3, yanıt yok. Petronas kuleleri olacaktı ve son soru geliyor. Başkenti Caracas olan Güney Amerika ülkesi V. Buyurun. Venezuela. Siz söyleyeceksiniz. Venezuela. Venezuela, doğru yanıtı. Beraberlik 46'ya 46. Şimdi üçüncü yarışmacılarımızdayız. Bursa başlıklı sorular geliyor. Durum sizinle değişecek. Bursa'yı fethederek Osmanlıların başkenti yapan Osmanlı padişahı o. Osman Gazi. Efendim? Ne Gazi efendim? Söyleyeyim. Osman Gazi. Pasaparola. Orhan Gazi. Orhan Gazi tabii. Yoğurduyla birlikte servis edilen pide ve dönerden yapılan Bursa'ya özgü. İyi. İskender. İskender, doğru yanıt. Aslında İskender bir marka olduğu için artık kullanılamıyor. Ona sadece Bursa kebabı demeniz gerekiyor. Çünkü marka tescili yaptırdı bir firma. Tarihi olan, bu konuda geçmiş olan bir firma. Çelebi Sultanahmet için yaptırılan ve adını Çinlilerinin renginden alan Bursa'daki ünlü türbe. Ye. Yuşa türbesi. Pasaparola, Y1, Y2, Y3, yanıt yok. Yeşil türbe olacaktı. Bursa'da doğan sanat güneşi lakaplı merhum sanatçımız Z. Zeki Müren. Doğru yanıt, bravo. Türk tiyatrosunun gelişimine çok büyük katkı sağlamış olan ve Bursa'daki devlet tiyatrosunun adını veren Osmanlı devlet adamı A. A1, A2, A3. Bursa'daki devlet tiyatrosunun adı nedir efendim? Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu. Gerçekten de batılı bir bilim adamı, batılı bir siyaset adamı, ileriyi gören bir siyaset adamı. Belki kendi döneminde bürokratlarını zorla tiyatroya götürmüş ama bugün eğer Bursa'da bir tiyatro geleneği varsa sadece Molière'den yaptığı çevirilerle değil, bu zorlamasıyla da belki Türkiye'de tiyatroyu yerleştiren önemli isimlerden biri Ahmet Vefik Paşa.
Bir efsaneye göre Bursa'da yaşadığına inanılan gölge oyununun en renkli hayali ikilisi K. Karagöz. Karagöz ve Hacivat, doğru yanıt. Bursa ile özdeşleşmiş ve savaş sahnelerinin sergilendiği halk oyunu K. K1, K2, K3 yanıt yok. Kılıç kalkan olacaktı. Bursa'da bulunan ve 1. Beyazıt'ın inşa ettirdiği ünlü cami U. Ulu Cami. Ulu Cami doğru yanıtıyla. 50'ye 50 idi. Küçücük bir farkla mavi masa öne geçiyor. İşte 2 puanlık fark ve kimin kaç puanda olduğu ikinci oyunun sonucu olarak karşınıza geliyor.